Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir ilimizin Menemen ilçesinden seslenmekteyiz. Hem elektrik hem mühendislik konusunda yaptığı başarılı işlerle ismini duyurmuş sektöründe öncü bir firmadayız. Neredeyiz? Buraklar Elektrik ve Mühendislik olarak hizmet veren firmamızın firma sahibi Sayın Selahattin Şen yanımızda. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selahattin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi ofisinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, biraz önce de bahsettiğimiz gibi Buraklar Elektrik ve Mühendislik olarak profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Doğrudur. Sektör olan katkılarımızdan bahsedeceğiz. Tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Hizmetlerimizin kalitesinden bahsedeceğiz. Tüm bunların detaylarını sizden alacağım. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Selahattin Şen kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Selahattin Şen kimdir? Selahattin Şen 1964 Ardahan Göle kasasında. Evet, doğumlusunuz. 1986'da Ankara'da ikamet ediyorduk. Hı-hı. Orada bir firmamız vardı. Yani 86 yılından 86 itibaren yılından sektöre beri, giriş evet, yaptınız. Sektöre girişimiz vardır bizim. 92'de İzmir'de Foça ilçesinde hizmet vermeye başladınız. Hizmet vermeye başladık. Birçok sektörde, birçok özel sektörde, devlet kurumlarında taahhütlerimiz vardır. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Enerji sektöründeyiz. Bu yönde herhangi bir sıkıntımız yok. İş konusu derken işlerimiz çok hızlı. Hı hı. 2025'e kadar doluyuz. Harikasınız. Çok güzel. Ve sadece İzmir Menemen bölgesiyle sınırlı değil hizmetimiz. Nerelere kadar ulaşıyor? Ülkenin her tarafında, hizmet verebiliyoruz. 750 bin kilometre coğrafyada İzmir'in, İzmir değil de Türkiye'nin her tarafında hizmetimiz vardır, projelerimiz vardır. Hı hı. Gerekse Sanayi Bakanı, Enerji Bakanı, EPEKA'da görebilirler. Bütün kurumlarda hizmetlerimiz vardır. Bunun yanında kısa zamanda da yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz hiç bitmez. Bundan sonraki aşamalarda en büyük hedefimiz yurt dışına açılmak diyorsunuz. Yurt dışına açılmak. Tekliflerimiz falan vardır. Tekliflerimizi de bu aydan sonra değerlendirmeye aldık. Genellikle Türk Cumhuriyetlerine, işte Kazakistan, Kırgızistan, bu bölgelerde iş yapmaya başlayacağız. Tabii ki bu arada bizim hükümetimiz hızlandırırsa, biz gibi iş adamları da tanıtırsa, evet, biz de o bölgelerde işlerimizi hızlı bir şekilde, sektörümüzü canlı bir şekilde daha hızlı, yürütmek daha kolay istiyoruz. Bir şekilde değil mi? Yani. Aynen. Şimdi bitmiş projelerimiz var, devam eden projelerimiz var, referanslarımız var, taahhüt işi yapıyoruz aynı zamanda. Biz genellikle iş tesisatı veya dediğimiz blok veya kutta daire şekli iş yapmıyoruz. Biz genellikle OG, AG yani orta gerilim, alçak gerilim, yüksek gerilim işleri yapıyoruz. Evet. Taahhütlerimiz budur. Biz enerji sektöründe bu şekilde yürüyoruz. Ve Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. Biraz önce kesinlikle, sizin de söylediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle. Ekibimizden birlikte, profesyonel ekibimizle birlikte artı şantiyelerimizi kurarak hızlı bir şekilde devam. Peki bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz Selahattin Bey? Genellikle kalite, hizmet, taahhütlerimiz çok önemlidir bu konuda. Eğer yapamıyorsak bir vatandaşımıza veya bir kuruma bugün söz verip gelemiyorsak hemen akibinde 2-3 saat öncesinin haber ve bir gün öncesi haber veriyoruz ki bugün gelemiyoruz diye. Bu şekilde insanları yanıltmak, kandırmak, dolandırmak. Güven ve dürüstlük çok önemli. Kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle bizim sektörümüzde odur. Evet. Çünkü vatandaş karanlıkta kalmaz. Evet. Atıyorum bir şehrin şebekesini yapıyorsunuz veya bir köyün şebekesini yapıyorsunuz. O günkü o şebeke kalmaz. Sabaha kadar zaman zaman sabahlara kadar da vinçlerimiz, kepçelerimiz hızlı bir şekilde çalışıp o günkü o direkleri dikip o enerjiyi sağlayıp o şehri aydınlatmak. İnsanları mağdur etmemek mağdur adına etmemek. Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyoruz diyorsunuz. Peki size ulaşmak isteyen değerli izleyicilerimiz nerelerden, nasıl ulaşabilir? İnternet üzerinden bize ulaşabilirler. Sitelerimiz vardır, ceplerimiz vardır, cep telefonlarımızda. Aktaralım telefon numaramızı. Telefon numaralarımız 0530 925 5519. Hı hı. Artı 532 179 64 30
Diğer de 505'ti galiba bildiğim kadarıyla. Bir tane. Bu numaralardan ulaşabilirler. Rahat ulaşabilirler. Detaylı bilgileri alabilirler diyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizi tebrik etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz sizlerin buraya kadar geldiğiniz için. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun efendim.